Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Şimdi bizim bugünkü konumuz bilgisayarın aniden kapanması. Bilgisayar aniden kapanıyor. Özellikle de oyun oynarken kapanıyor. Ve de oyunun en heyecanlı yerlerinde bilgisayarımız kapanıyor. Şimdi sözü fazla uzatmadan konuyu kısaca bir anlatayım. Daha sonra da size çözümünü anlatacağım. Benim en çok oynadığım oyunlardan bir tanesi League of Legends, tamam mı? Şimdi bu oyunu oynarken oyunun en heyecanlı yerinde bilgisayar kapanıyor. Düşündüm, taşındım. Bir sürü araştırma yaptım. Bazı videoları izledim ve bazıları gerçekten işe yaramayan tuhaf şeyler. Ama içinden birkaç tanesi yardımcı olacak seviyede işe yarayan videolardı ve bugün sizlere bunların içinden kendi de deneyimlerime dayanarak işe yarayan metodu ve kesin çözüm. Kesin çözüm. Artık benim bilgisayarım kapanmıyor arkadaşlar. Size anlatabilirim yani. Bu bir kesin çözüm. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Bir numaralı yapacak olduğumuz işlem. Bir numaralı işlemi söylüyorum arkadaşlar. Başlat. Denetim masası. Denetim masası. Sonra sistem güvenlik. Sonra yavaş yapıyorum takip edin diye. Güç seçenekleri. Sonra şimdi burada iki farklı şey var. Dengeli ve güç tasarrufu diyor. Şu anda ben laptop kullanıyorum. Masa üstünde bu nasıl bilmiyorum ama plan ve ayarlarını değiştir. Şimdi mevcut kullanmakta olduğunuz işaretli olan hangisi ise onun üzerinde bu ayarlamaları yapalım. Plan ve ayarlarını değiştir diyoruz. Şimdi burada bu seçeneklerin hepsi sizde farklıdır. Hepsini bu şekilde değiştiriyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Hiçbir zaman. Ekranı karart diyor. Hayır, hiçbir zaman. Hiçbir zaman. Ya ona ben karar veririm ya. Ekranı kapat. Hiçbir zaman abi ona ben karar veririm. Kafana göre iş yapma bilgisayar, tamam mı? Yani şimdi bilgisayarı uyku moduna geçir. Hiçbir zaman, hiçbir zaman. Hepsi hiçbir zaman. Ondan sonra laptoptaysanız prize takılı iken şu biraz daha açık olsun. Neden? En azından hani prizden çıktığı zaman ekran birazcık böyle kararacak ya, o belli olsun diye onu biraz daha düşürün yani. Prizden çıktığı zaman olur ya, oyun oynuyorsunuzdur, laptop prize takılıdır ama şarj etmeyi durdurmuştur, haberiniz yok. Ki benim başıma geliyor öyle, çok geliyor. Bu bilgisayarda özellikle geliyor. Hani derler ya, kötü bilgisayar adamı bilgisayarcı yaptırır. Aynen öyle abicim. Şu kısmı anladınız mı? Burada tekrar söylüyorum bak. Prize takılı iken ekran parlaklığını daha fazla olsun. Mesela ben şurada tam yapmamışım ama tama yakın. Yani tam da çok açık oluyor. Benim gözümü alıyor. O yüzden böyle yaptım. Şimdi bura böyle seçiliyken değişiklikleri kaydet diyorsunuz. Tamam mı? Sonra geliyoruz gelişmiş güç ayarlarına. En önemli şey burada işte. Esas konu burada. Geliyoruz. Tıkladım. Şimdi abicim burada işlemci. Bizim arayacak olduğumuz şey işlemci güç yönetimi. Şimdi izlediğim videolarda bu konu hakkında değinenler var ama bunun daha böyle püf noktasını anlatmamışlar. Şimdi burada ben size göstereceğim en düşük işlemci durumu diyor. Burada ben bunu %50'ye getirdim. Hani bu yüzde normalde 5, %10 oluyor. Ben %50'ye getirdim bunu. Siz de öyle yapın. Sistem soğutma diyor. Bunlar normalde etkin olur. Bunları edilgen yapıyorsunuz. Her yaptığınız değişiklikten sonra şurada uygula var. Uygulaya basın ki yaptığınız işlemler işe yarasın.
Sonra en önemli yer burası arkadaşlar. Burayı bazıları demiş ki %95'e getir, %99'a getir. Hayır, öyle değil arkadaşlar. Ben hepsini denedim. Burayı %85'e getiriyorsunuz. Burayı minimum %85'e getiriyorsunuz. %85 iş görüyor. %85'e getiriyorsunuz, uyguluyorsunuz. Tüm bu yaptıklarınızı işe yaraması için uygula yapıyorsunuz, tamam diyorsunuz ve bilgisayarı yeniden başlatıyorsunuz. Eğer bunları yaptıktan sonra bilgisayarı yeniden başlatmazsanız yaptığınız işlemlerin hiçbiri devrede olmayacak. Böylelikle yaptığınız işlemlerden verim alamayacaksınız. Tamam mı? Bir başka mevzu bilgisayarın performansını arttırmakla ilgili. Onu da bir sonraki videomda anlatacağım arkadaşlar. Takipte kalın. Bu yaptığımız işlem bilgisayarımızın aniden kapanmasına çözüm olacak. %99 çözüm olacak. Yani bu konuda emin olabilirsiniz. %99 çözüm olacak. İkinci videoda performansını da arttırıp oyundaki FPS oranınızı da yükseltmek adına neler yapabileceksiniz onları anlatacağım. Video çok uzun olmasın diye şu anda kapatıyorum. Görüşmek üzere, takipte kalın. Herhangi bir tecrübeniz varsa benim bilmediğim, yani bu işler sonuçta deneyime dayalı. Yorumlarda siz de yazıp bana söyleyebilirsiniz. Birlikte bu konu hakkında görüşmek üzere.